Herkese merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün size bir şişe maden suyuyla hazırlamış olduğum pamuk gibi yumuşacık puf puf kabaran şahane bir poğaça tarifimle geldim. Sizleri hiç bekletmeden hemen tarifimin yapım aşamalarına geçiyorum. Tarifin hamuru için yoğuracağım kabın içerisine 1,5 yemek kaşığı kadar instant maya, 3 çorba kaşığı kadar toz şeker, 1 su bardağı ılık süt, 1 su bardağından 2 parmak eksik olacak şekilde sıvı yağ, 1 şişe maden suyu, son olarak da 2 yumurtanın akını içerisine ilave ediyorum. Sarılarını poğaçaların üzerine sürmek için ayırdım. Süt için kullanmış olduğum su bardağı ölçüm 250 milimdir. Eklemiş olduğum sıvı malzemeleri iyice karıştırdıktan sonra hemen unumun bir kısmını içerisine ilave ediyorum. 1 tatlı kaşığı kadar da tuzumu ekledim. Hamur yoğunlaşana dek spatulayla bu şekilde karıştırmaya devam ediyorum. Tarif için toplamda 6 su bardağına yakın un kullandım. Sizlerin tarif için kullanacağınız unun miktarı ununuzun kalitesine göre, malzemelerinize göre, yumurtanızın büyüklüğüne, küçüklüğüne göre değişkenlik gösterebilir. Lütfen azar azar ve kontrollü bir şekilde ekleyin. Ben hamurumu hazırlarken buraya kadar gelmiş olan siz değerli takipçilerimden her zaman olduğu gibi yoruma kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında herhangi bir fikriniz varsa bunu benimle yorumlar kısmına yazarak paylaşabilirsiniz. Ayrıca tarifim için kullanmış olduğum tüm malzemeleri videomun altındaki açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Dilerseniz oradan bakarak da tarifimden faydalanabilirsiniz. Hamuru iyice yoğurdum ve toparladım. Pürüzsüz bir kıvamını aldı. Hele yapışmayan orta yumuşaklıkta bir kıvamda. Hemen üzerini streçle kapatarak ortam sıcaklığına göre yaklaşık 1 saat kadar hamurumu mayalandırıyorum. 1 saatin sonunda hamurum çok güzel bir şekilde mayalandı. Sizlerin de görmüş olduğu gibi öncelikle hamurumun havasını alıyorum. Unlamış olduğum masada hamurumu hemen hızlıca bir şekilde toparlıyorum. Hamuru toparladıktan sonra bir kesme aparatıyla hamurumu eşit parçalara ayırıyorum. Tarif için toplamda 20 tane poğaça elde ettim. Sizler dilerseniz bu sayı miktarını arttırabilirsiniz veya azaltabilirsiniz. Hamuru ellerimle yuvarlayarak bezeler haline getiriyorum. Bu aşamada bezelerin mutlaka eşit olmasına dikkat edin. Poğaça hamurlarımın tamamını bezeledim. Yağlı kağıt serdim. Fırın tepsimin içerisine aldım. Tepsi mayası için en az yarım saat kadar tepsi mayasında bekletiyorum. Hamurların dinlenme aşamaları oldukça önemli. Hemen kenara ayırmış olduğum iki tane yumurta sarısının içerisine bir tatlı kaşığı kadar süt ilave ettim. Fırça yardımıyla poğaçalarımın her tarafına gelecek şekilde yumurta sarılarını özenle sürüyorum. Çok fazla baskı uygulamadan yumurta sarılarını sürmeye özen gösterelim. Poğaçalarda çökmeler meydana gelebilir ve kabarmazlar. Yapmış olduğum tüm tariflerde sizlere elimden geldiği kadar tüm püf noktalarını vermeye çalışıyorum. Ama yine de aklınıza herhangi bir şey takılırsa yorumlara yazın lütfen. Yorumlarınızı görür görmez size yardımcı olmaya çalışırım. Yine aynı zamanda beğendiğiniz videolarımı sevdiğiniz kişilerle sosyal medya hesaplarınızdan paylaşırsanız beni çok mutlu edersiniz. Ve aynı zamanda da kanalıma destek olmuş olursunuz. Yumurta sarısını sürdükten sonra çatalla üzerine çizikler atarak şekil veriyorum. Dilerseniz sade olarak da hazırlayabilirsiniz. Üzerine kavrulmuş susam serpiştirerek bu şekilde poğaçalarımı hazırladım. Dilerseniz mavi haşhaş tohumu veya çörek otuyla da hazırlayabilirsiniz önceden ısıtmış olduğum 190 derece alt üst ayar fansız fırında poğaçalarım nar gibi kızarana kadar poğaçalarımı fırına gönderiyorum. Yapılışı inanılmaz derecede kolay, şahane bir pamuk gibi yumuşacık poğaça tarifi hazırladım bugün sizlere. Umarım sizler de tarifimi dener ve beğenirsiniz. Sabah kahvaltılarınızda, beş çaylarınızda, çocuklarınızın beslenmesi veya özel günleriniz için hazırlayabileceğiniz pamuk gibi yumuşacık şahane bir poğaça tarifidir. Gönül rahatlığıyla tarifimi deneyebilirsiniz. Şimdi sizlere doku testi için daha yakından göstermek istiyorum. Gerçekten yumuşacık oldular. Puf puf kabardılar. Tarifimi şimdiden yapıp deneyecek olanlara afiyet olsun, kolay gelsin. Tarifimi buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz mutlaka beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmayı, videomu paylaşmayı unutmayın lütfen. Sizler tarifimin son halini izlerken ben de sizlere veda edeyim. Bir tarifimin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim başka tariflerde, başka lezzetlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun.